Salı gününden herkese günaydın, merhaba, nasılsınız, uykular alındı mı? Ben inanılmaz uyudum. Dün video editlerken saat 4'ü bulundu, yatmam ve bugün belki senelerdir ilk defa saat 1'e çeyrek kala falan uyandım. Pes. Dışarı çıkacağız, Tarçın'la beraber birazcık yürüyüş yapacağız, birazcık da gülümseten şeyler yapacağız bugün. Planlar bu şekilde olsa da öncelikle dedim bir videoyu yüklemeye koyayım. Yine ters ışık. Zaten bitmiş gibiydi. Müzik falan eklenmişti ama birkaç şey ekleyeceğim. Bir de en baştan bir izlemem gerekiyor en son haline. 14 dakikalık yaklaşık bir video. 13.53 çıktı. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Videolarla alakalı, konularla alakalı bana fikir vermeniz çok mutlu ediyor beni. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Ben şimdi bu videoyu izleyeyim. Sonra da yüklemeye koyayım. Sonra sen cumartesi pazar çalışmadığın için maillerin coşmuştur. Videoyu izlerken dedim ki bu arada da kahvaltıyı çıkartalım. Bir smoothie yapacağım şimdi. Nasıl hazırlıyorum? Çok önceki vloglarda vardı. Aslında herkesin yaptığı da birebir bence birbirine benziyor. Ama şimdi alta süt koyuyoruz arkadaşlar. Biraz fazlaca koyuyorum. Çünkü birazdan donmuş şeylerle iyice zorlanacak ve süt ekmeğimiz zaten gerekecek. Buzluğa üst tarafına ben dondurulmuş muzlar, böyle meyveler falan atıyorum. Örneğin şu kirazları resmen kendim çekirdeklerden çıkartıp dondurmuştum. Öncelikle muz atacağım. Bir saniye. Bakın şöyle tek kullanımlık yapmıştım. Şimdi bunlardan birini atacağım. Yine aynı şekilde nanem var. Birazcık nane ekleyeceğim. Ve biraz da körpe ıspanak ekleyeceğim. Bu süper fresh'in kendim yapmadım maalesef. Onları böyle yıkamaya vesaire çok üşeniyorum. Ama bu sene üşenmeyip hazırlamak istiyorum. Biraz da ıspanak ekleyeceğim. Bunun zaten bir tadı olmayacak, merak etmeyin. Sütün içerisine birkaç kiraz, biraz nane. Bütün bayağı bir olgun bir muz yalnız. Muz koyuyorum. Biraz da ıspanak atıyorum. Hadi bakalım. Aslında biraz daha ıspanak, biraz daha kiraz eklenebilir ama gerçekten bence çok kararında. Oldukça muz ve nane tadı var, öyle söyleyebilirim. Zaten ıspanağı gördünüz, sadece birkaç tane attım. Sadece birazcık besini alabilelim diye, biraz vitaminini alabilelim diye. Çünkü ben ıspanağı normal yemek olarak yemediğim için ancak böyle smoothie'lerde değerlendirebilirim. Bunu isterseniz tabakta kaşıkla, isterseniz de bardağı alabilirsiniz. Ben şöyle büyük bir su bardağına koyacağım şimdi. Hem soğuk soğuk hem de gerçekten çok güzel. Evet. Böyle. Naneyi birazcık fazla koymuşuz galiba. Bu o kadar güzel, fresh bir tat kattı ki gerçekten görüntüsünü belki hoşunuza gitmeyecektir. Çok fazla böyle sebzeli gibi geliyordur ama kesinlikle öyle değil. Bu kadar birbirine uyumsuz olan şeyler, işte muz gibi kiraz, muz kiraz birazcık daha uyumlu ama nane ne alakası var, ıspanak nedir falan diye düşünebilirsiniz. O kadar lezzetli ki. Deneyip yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bilgisayarı alalım. Hem izleyelim hem kahvaltımızı yapalım. Şu inşaat sesi, yıldım demiştim. Hemen bir Netflix'i açacağım. Düzelmiş mi? Yoksa müşteri hizmetleriyle görüşeceğim. Sonra da... Aa, düzelmiş. Düzelmiş, nasıl oldu? Tamam, Netflix halloldu. Tarçın, bak sürekli kulaklarını kaşıyor. Bir ilaç var, çok iyi geliyor ama birkaç gün artık etkisini gösterir. Kızım, gidelim mi dışarı? Gezelim mi? Gezelim mi birazcık sahile? Ne dersin Tarçın? Video yazdırılıyor. Bu kısım tamamen dolacak şimdi. Ben de bu arada giyineyim, saçlarımı, başlarımı yapayım, dişlerimi fırçalayayım. Saçlar ne ya? Ya ben eskiden biliyor musunuz? Çocukken saçlarım dümdüzdü ya. Dümdüzdü. Nasıl böyle oldu hiçbir fikrim yok. Şuraya bak. Dişler fırçalansın, kıyafet giyilsin. Önce kargoya. Sonra sokaktaki köpekler için mama dağıtacağız.
Makyaj yapmayınca cilt nasıl düzenleniyor ya? Nasıl düzene giriyor? Böyle güzelce nemlendiriyorsanız, temiz bırakıyorsanız, az makyaj yapıyorsanız o kadar güzel tazeleniyor ki cilt. Çok seviyorum. Dişler fırçalandı. Bir de güneş koruyucu süreceğim sadece. Her gün bu ürünlerin aynılarını kullandığım için bu süreçte kullandıklarımı sanırım bir kere gösteriyor olacağım. Böylece diğer günlere gidebilirsiniz. Çok hani aynı şeylerle sizi sıkmamak için. Vlog serisi için de bir oynatma listesi oluşturayım ben. Şimdiden şuradan görebilirsiniz. Diğer bölümlere, diğer günlere oradan ulaşabilirsiniz. Hepsi buradan şöyle plastik kaplar aldım. Şimdi bunun içine köpek mamasını dolduracağım. Şu mamayı aldım Migros'tan. Şimdi böylece şuna dolduracağız ve arabayla bırakacağız. Tamamdır, doldurduk. Şimdi hazırız, gidebiliriz. Babamın saatini de aldım. Şimdi kargoyu verdim. Sahile doğru gideceğim. Yalnız lütfen unutmamamız gereken bir şey var. Arkadaşlar birkaç gündür hava mesela serindi. Şimdi burası gerçekten sıcaktan kavruluyor. Ki özellikle burası İstanbul. Yani bunun İzmir'ini, Antalya'sını, diğer bölgeleri düşünemiyorum. Sadece Türkiye'de de değil, her yerde lütfen, lütfen şu kapınızın önüne bir kova su, birazcık yemek artığı olur, mama olur, bırakmayın. Hadi onları da yapamıyorsanız ne olur ne olur su bırakmayı unutmayın. Dün söyleyecektim size, konu doğaldı. Tarçını Kadıköy'e götürdük ya, birazcık gezdirdik falan. Yani inanın belki 1 litreye yakın su içmiştir. Sokaktaki hayvanları düşünmek bile istemiyorum. Susuz ölürler. Lütfen lütfen bunu atlamayın. Her sene size Instagram'dan, buradan ya da neyse söylüyorum bunu. Benim söylememi de başkalarından duymayı da beklemeyin. Hatta siz söyleyen kişi olun lütfen. Arkadaşlarınıza, yakınlarınıza, ailenize, apartmandaki diğer insanlara, kavruluyor o hayvanlar sıcakta. Yol boyunca bir tane gördüm. Yetmez arkadaşlar. Lütfen, lütfen herkes kapısının önüne bir kap su, biraz yemek. Diyorsunuz ki apartmandan insanlar kızıyor. Ya en azından su. Su bırakın lütfen. Şimdi gidelim sokaktaki canları doyuralım. Burası tamam. Da bizimki yemeğe kalkıyor. Gel bakalım. Birazcık da şuraya götürelim. Hadi bırak sen onları. Gel. İkinci durağımıza geldik. Bostancı. Görev tamam. Ben Eve geldim. Tarçın'ın polisleri yıkandı. Odaları açalım. O istediği gibi takılsın. Ben de videoya bakacağım. Tahminimce bitmek üzere ya da bitmiştir diye tahmin ediyorum. Evet, %95 işleniyor. Saat 4.30'da video işini halletmiş olduk. Kapak fotoğrafını yapacağım, etiketleri falan halledeceğim. Bitti sayılır. Üstümü değiştireyim bir. Bu arada bütün şeyi bitirdik. Şimdi tekrar dolduracağım. Bagaja tekrar koyacağım. Araba yoksa çantada böyle bir kutu taşımak istemiyorsanız poşet içerisinde, bu kadar büyük olmayacaksa küçücük poşet içerisinde, yeter ki isteyin, yeter ki destek olmak isteyin. Eminim çok güzel şeyler yapacaksınız. Migros'larda, süpermarketlerde mesela ben o mamayı Migros'tan almıştım. Bütçenize göre bulabileceğiniz mamalar var. Küçüklü, büyüklü, nasıl isterseniz, ama destek vermeyi unutmayın. Bilmiyorum. Kendiniz için bunu yapın. Sokak hayvanları için değil, kendiniz için bunu yapın. Bunu yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Size göstermek istediğim bir şey var. Aslında uzun zamandır bunu göstermek istiyorum. Bayağıdır bekliyor odada. Ben A101'den alınabileceklere son noktayı koydum ve dikiş makinesi aldım. Uzun zamandır dikiş makinesi almak istiyordum. A101'den daha önce derin dondurucu falan almıştım. Memnun sayılırım, memnunum gayet. Böyle olunca dikiş makineleri de A101'e gelince İpek de dedi ki, bak ne zamanlar istiyorsun, bak sana liste ve alabilirsin. Böyle olunca ben de Singer'den bir dikiş makinesi aldım. 500 lira verdim buna A101'den. Normal fiyatı 700 ya da 600 civarı diye
hatırlıyorum. Birkaç gün sonra da BİM'den şöyle yine Singer'in iplik setini buldum. Onu da aldım. Bunu 20 liraya aldım. Yani 520 liraya hem dikiş makinesi hem de iplik seti almış oldum. Bence fiyat gayet güzeldi. Şimdi bunu beraber açalım. Gerçekten merak ediyorum. Başarabilecek miyim, becerebilecek miyim? Bunu da çok merak ediyorum. O kadar istiyorum ki bunlarla güzel şeyler ortaya çıkartabilmek, videolar çekebilmek. Çok istiyorum gerçekten. Ve bu şekilde dikiş makinemiz açılıyordu. Şöyle poşeti moşeti var. Ha bak, şurada da A101 etiketi var. Şimdi şöyle mi açalım? Nasıl yapalım? Bu ne kızım? Dikiş makinemiz bu şekilde. Arkadaşlar hiçbir bilgim yok. Şu ayakla basılan bir şey galiba, onu biliyorum. Bunun kablosu mablosu nerede? Hiçbir şey bilmiyorum. Kesin şunu okumamız lazım. Güzel bir bunu okuyalım bakalım nasıl çalışıyormuş, ne yapıyormuş. Makinenin şöyle bir kılıfı bu, evet. Makine için şöyle bir kılıf çıktı. Bir kullanım kılavuzu, bunu kesin okumam lazım. Garanti belgesi, fişi de aynı zamanda sakladım. Ha, kabloları buradaymış. Ve kablolar. Bunu bir halledelim. Masur. Masur hangisi ya? İplik pimi. Şu taraf mı ya? Bu mu iplik pim? Allah seni kahretmesin. Makara kapağı ile sabitleyin. Makara kapağı. Bir dakika, hatırladım onu. Öyle bir şey vardı burada. Kanalı varsa kanala sağa doğru ayarlamalı. Ne diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Makara pimin takımı üstüne bir tespit diski yerleştirin. Tespit diski ne ya? Tespit. Ne diyor bu ya? 2000 years later. Bu ne? Kanter içinde kaldım. Direkt İpek'i aradım, dedim ki acil geliyorsun. Bu videoyu izlediğini biliyorum. Şu anda tatilde olabilirsin. Ama nereye kadar kaçabilirsin? Bu ne Allah aşkına ya? Oğlum git git. Ya bir git Allah aşkına git. Oley! Tokamı kaçıran biriyle kovalamaca challenge. Küçük 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 küçük. Bak bak, üstümü de nasıl düşürmüş. Çiki 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 çiki. Çiki 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 çiki. Bak buradan çıkmasa zaten yakalayamayacağım. Tarçın. Tarçın. Bak şimdi. Tarçın. Hayır.